O zaman ben devam aynı tempo. Ama sağlığım çok az şu anda. Gerçi bu antrenman yapmama engel değil ki. O zaman devam. Hadi bakalım, şimdi dövüş. Ve bunu da 6 yaptık ha. Artık ikisi de 6 oldular. Bu da bizim işimize yarar tabii. Bakalım sıradaki rakibimiz kimmiş? Sanırım bir ayı kükremesi duyuyorum. Gerçekten mi? E hadi bakalım. Bir ayı da dövmedik demeyiz, hem rakibimiz için iyi bir alıştırma olur. Ve dövdük bu arada ayıyı. Kolaydı. A few moments later. Abi hayır! Ya inanamıyorum! Belki bir dahaki sefere rakiplerini küçümsemez. Abi bir şey diyeyim mi? Oyun gerçekten benimle konuştu şu an, fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Ve dövdük bu arada ayıyı. Kolaydı. Çünkü öncesinde bak, bizim karakter hiç küçümsediğine dair bir şey söylemedi. Hiçbir şey demeyeceğim, haklısın yani, gerçekten haklısın. Ben yatıp uyuyayım. Çevikliği yeniden 6 yaptım ve şimdi gidip şu ayıyı bir tokatlama vakti. Biraz da yemek yiyelim. Hatta yemek bol ya, ye şunların hepsini. Heh, acaba yine dayak yer miyim? Şu Teddy'ye farklı bir tarife uygulasak peki? Ama en iyi elimdeki şey de bu ya. Tamam, bloğu çıkarıyorum, tamam mı? Büyük taarruzu koyuyorum. Hadi bakalım ne olacak. Galiba daha çok dayak yiyeceğim. Ya da tam aksine yok ettim ilk round. Demek her şey bu kadar kolaydı. Küçük bir ayının üstesinden geldin. Ulan az önce ne oldu? Tam tersini diyordun. Büyük ve ürkütücüydü. Ürkütücü mü? Eski eşimi görmen. Tamam, güzel şakaydı. Ciddi ciddi sonraki dövüşün Ivan Cief'le olacak. Hazır olduğuna emin ol. Çok çabuk oldu sanki. Neyse. Şimdi bakalım ne açtırıyoruz. Ayının yolundan devam tabii ki. Bakalım. Sağlığın %30 veya altındaysa %30 daha fazla hasar verirsin. Acaba bunu mu açsak ya, Berserker gibi? Evet, buraya gideceksek eğer zaten bunu açtırmalıyız. Tamam, ben buradan gidiyorum. Vahşi bir savaşçı olalım. Şimdi idman zamanı. Çevikliği 7'ye çıkardım. Bu diğerleri sabit ama bakalım bir deneyelim. Bu şekilde dövebilecek miyiz? Bir de öncesinde tabii ki şöyle yemeğimizi yiyelim ve gidip rakibimizle kapışalım. Bakalım dövebilecek miyiz? Çünkü sadece şu farklı. 7 oldu, diğerleri 13 ve 6 hala. Hazır olduğunu düşünüyorsan evet, hazırım. Şansın bol olsun, sana inanıyorum. Eyvallah. 13, 9, 10. Yani evet, biraz zor olacak ama deneyeceğiz şansımızı. Bu sefer farklı bir yerdeyiz. Dur bakalım. Şu şekilde izleyelim. Bu da çok yavaş ya. 2x iyidir. Güzel. Oo, ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? 100 falan vurdum. Çok kolay oldu. Başardım. Baban seninle gurur duyardı. Aynı benim gibi. İvancı Efe alt ettin ve madalyonu geri kazandın. Şimdi ne yapacaksın? Arkadaşının öcünü aldın. Madalyonu da geri aldın. Artık eve dönebilirsin. Her şey için teşekkürler. Artık eve dönmem gerek. Babamın katilini bulmalıyım. Tamam, madalyonun yarısını aldım herhalde. Ve eve döndük. Tebriklerimi sunuyorum. Galibiyetini gazetede okudum. Eyvallah canım. Kolay değildi. Ivan'ın yardımı sayesinde başarılı olabildim. Artık madalyon sende ve daha da önemlisi, o madalyona layık olduğunu ispatladın. Ayrıca madalyonun gücüyle ilgili daha fazla şey öğrendim. Görünen o ki bu madalyonun sadece yarısı. Diğer yarısı bir yerlerde olmalı. Bahse varım ki bulduğumda beni babamın katiline bir adım daha yaklaştıracak. Oo, bu arada iyi haberlerim var. Sen Rusya'dayken erkek kardeşinin izini buldum. Nehrin karşısında bir depoda yaşıyor. Onu siyah maskesinden tanıyacaksın. Aman tanrım kardeşim, hemen oraya gideceğim. Ya benim dediğim şey çıkacak muhtemelen. Bak, nehrin karşısında depo, oradaki adam işte gibi düşünüyorum. Bu arada şu Mac'in çiftliğine bir gidelim. Kendimi kanıtladığımı düşünüyorum çünkü. Mac, kendimi yeterince kanıtladığımı düşünüyorum. Oo, ünün buralara kadar geldi. Sanırım kötü zekaya karşı gelecek güçtesin. Eskiden ben sahalardayken tam böyle teknolojiler geliştiriyordu. Robotlar, güç zırhları, silahlar. Şu anda bile çalışan tasarımları olabilir. Kötü zeka onları kesin Dan'dan almıştır. Böyle bir zırhı ancak Dan'ın gizli üstünden alabilirsin. Vay, Dan'ın böyle teknolojilere ilgisinin olduğunu hiç düşünmemiştim. Ama tek seferde bütün zırh takımını alamazsın. Parçaları teker teker alman gerekecek. Sonra da senin için ben birleştiririm. Ne yapacağız yani sonuç? Şuraya... Aha. Dan'ın çok gizli üssü. Hangi birine gidelim ya? Bakayım, gideyim buraya da. 10-10-10, bununla kapışacağız. Şu robotu da döveriz herhalde.
Evet, kolay olacak. Hadi bakalım. Dayanıklılık dövüşü. Dudanın üstünde ne kadar ilerlersen zırhın bir parçasını bulma şansın o kadar artar. Ha, öyle diyorsun. Tamam. O zaman bunu da dövelim. Ama canım tabii ki eskisi gibi kalmıyor. Olsun, yine de bunu döveriz herhalde. Güzel. Bir kişiyi daha geçip %50 şansla... Gerçi iki kişiyi geçmem lazım herhalde. Deneyelim. Buradan 1-14. Dövelim. Oha, 46 vuruyor. Neyse, dövdük. Bir tane daha alır mıyız sizce? Bence deneyelim. Hadi bakalım. Şu an vurduklarım çok fazla vuracak ama kaybettim. Kaybettim ve hiçbir ödül alamadın. Aferin sana. Bu sefer zırh parçası çıkmadı. Neyse, bunu da bu şekilde deneyeceğiz. Şu kardeşimizin de yanına gideceğiz. Şimdi 6. dakikada falanız herhalde videonun ve bu kısmı yeni çekiyorum. Az önce izlediğiniz kısımları önceki bölümle birlikte aynı anda çekmiştim. Şimdi yorumlarda yazmışsınız ki o karlı yerden, işte Rusya'dan ayrılma hemen, orada idman yapmaya devam et, ama ben gördüğünüz üzere çoktan ayrılmış bulundum oradan ve şu anda sağlığım hiç yok. Önce bunu bir toparlayalım, sonra depoya gideceğim ve sonra da işte şuradaki göreve devam ederiz. 214 dolar paramız var, fena değil. Şuradan birkaç tane pizza yiyerek sağlığımı toparlarım diye düşünüyorum. Gerçi bundan da 4 tane yedik. Şu kadar sağlık şimdilik bence yeterli olur. Gidelim bakalım depoya, ne olacak. Merhaba, galiba biz kardeşmişiz, doğru mu? Merhaba kardeşim, ah sonunda fark edebildin demek. Şunu aklına kazı, senden her şeyimle nefret ediyorum. Babam senin yüzünden öldü. Ne alaka? Eğer o gece hızlı olabilseydin kaçabilirdik ve babam hala hayatta olurdu. Daha çocuktuk. Babam bizim için kendi hayatını feda etmeyi seçti. Şimdi birlikte çalışıp onun katilini bulmalıyız. Hayır, sen olmadan bulacağım ve katili tam olarak nerede bulacağımı biliyorum. Üst düzey dövüş liginde şampiyon olup gizemli adaya davet edileceğim. Adaya git ve siyah giyen adamı yen, tamam. Ben de davetiyemi alacağım. Adada görüşürüz. Gerçekten almayı çalışacaksın ve bir şey yazdı, okuyamadım. Mick, babamı kimin öldürdüğünü biliyorum. Ada şampiyonasına kendimi davet ettirmem gerek. Siyahlar içindeki adamı mı kastediyorsun? Her 4 yılda bir dünyadaki en iyi dövüşçüleri topluyor. Fakat bugüne kadar siyahlı adam şampiyon unvanını kimseye kaptırmadı. Yani bu daveti almam için dünya şampiyonu olmam gerekiyor. Profesyonel kartım var. Hiçbir şey seni profesyonel kariyere başlamandan alıkoyamaz. Ama bir sorun var. Eğer bir menajerin olmazsa bu dövüş dünyasında zor zamanlar geçirirsin. Nedenmiş o? Şöhretin çok önemli. Eğer popüler birisi değilsen kimse seninle dövüşmek istemez, evet. Benim aklımda biri var. Adı Ding Kong ve şu sıralar yeni bir başlangıç peşinde. Görüşmeyi ben ayarlarım. Unutma, onun yardımı olmadan şampiyon olamazsın. Anlaşıldı. Şimdi kendimize bir menajer tutacağız. Onunla sözleşme imzalayacağız ve yeri buradaymış. Hoş geldin. Mick bana senden bahsetti. Şöyle gel. Gelelim. Ben Ding Kong. Senin gibi güçsüzlerden şampiyon yapan adam benim. Sözleşme imzalandı. Şimdi bana kollarını göster bakayım. Al bakalım adamım. Çok etkilenmedim ama hey, ben zorlukları severim. Dövüşlerinin videolarını izledim ve Rusya'dan arkadaşlarım senin hakkında iyi şeyler söylediler. Bu güzel, insanlar böyle ıskartadan adamları en tepeye, işte en tepede görmeyi sever falan herhalde. Telaffuzun çok kötü, sessiz kalman en iyisi. Şimdi bence her şeyi konuştuk. Burayı imzala ve burayı, bir de burayı. Ve şimdi işe koyulabiliriz. Ama ben... Burada yaşayacaksın. Bodrum'da bir spor salonum var. Ayrıca kız arkadaşını da getirebilirsin. Her şey dahil. Yazman var değil mi? Var ya da kinaye yapayım. O zaman imzala. Bunu yapmalıyım, deli biri ama ne yaptığını biliyor gibi. İmzaladık sözleşmeyi. Harika. Rusya'daki başarın sana biraz şöhret kazandırdı. Ama bu yeterli değil. Geleceğin üstüne çalışmamız lazım. Burada her şey yazıyor ve unutma, sen bir dövüşçüsün. Sürekli antrenman yapman lazım. Şefim yemekleri yapacak. Bedava değil tabii ki. Günlük hesap keserim sana. Ve sözleşmenin de söylediğine göre sana avans vermem lazım. Hadi başlayalım o zaman. Unutma, ben her zaman buradayım. Yani bana gel ve sonraki adımın hakkında konuşalım. Dünya şampiyonu olma yolundaki bütün engellerin üstesinde gelmemiz lazım ve burada şefimiz var. Burada yaşayacağız artık. Mesela artık burada televizyon izleyeceğiz. İşte bunları düzelteceğiz falan filan. Başka ne yapabiliyorum? Bir bakayım. Burada uyuyacağım herhalde. Burada da spor. Bakalım. Evet, burada uyuyoruz. Bir de şöyle aşağı inip bakalım. Yani bizim garajımızdan pek de farklı değil ama bütün aletler burada var. O zaman çalışmalara başlayalım hemen.
vakit kaybetmememiz lazım. Peki dövüş nereden olacak? Yani bu, evet burada. Kendimizi hızlıca geliştirmeye devam edelim. Adrian'la da bir konuşayım bakalım. Onu da buraya davet edebilirsek edelim. Dayanıklılığı da 7 yapmak üzereyim ama şimdi tabii ki düşecek tekrar. Biraz da bunda çalışalım. Bu da genel bütün yeteneklerimizi geliştiriyor. Dayanıklılık 7 oldu, çevikliği de 7 yapacağız. Tabii bunları burada sabit tutmak birazcık bizi zorlayabilir. Ve 700 dolarım oldu bir anda sözleşme imzaladığım için sanırım. Acıktım. Buzdolabım da herhalde buraya gelmiş. Neyse ben etimi yiyeyim. Şöyle bir tane de hindi yiyelim. Bu kadarı yeterli. Şimdi hemen gidelim Adrian'la konuşalım. Artık Roy yok bildiğiniz gibi. Hey Adrian, ben geldim. Çok endişelendim. İyi ki buradasın. Roy'un intikamını aldım. Seni çok seviyordu. Onun için çok şey ifade ediyordun. Ama şimdi emin olabilirsin. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Aşık oldum ve dünyalar senin oldu falan filan. Tamam. Bir sözleşme imzaladım. Bir evimin olmasını ve tonla para kazanmak istiyorum. Bu nasıl bir cümle ya? Gelip benimle yaşamak ister misin? Sen olmadan hiçbir şey aynı olmayacak. Tabii ki gelirim. Beni çok mutlu ediyorsun. Tamam, Adrian artık bizimle geliyor. Aynı şeyleri konuşuyoruz. O zaman artık yapacak çok da bir şey kalmadı. Ben şöyle antrenmana devam edeceğim. Bir de tabii ki Mac'in görevine bakarız. Aa, Adrian da burada. Bakalım burada konuşabiliyor muyuz? Hediye ver, aşık ol. Abi hala mı aşık olacağım ya, yeter. Şuradaki rakiplerime bakabiliyor muyum? Hulk Hogan. Evet, yine WWE'den eskilerden bir karakter olan Hulk Hogan'la kapışacağız. Ama ne zaman? Bakalım, öğreniriz bir şekilde herhalde. Şöyle bir kahve içelim bir tane ve gidip robotları dövelim. Gel bakalım robot. Şöyle 4x'e de aldım. Hızlı hızlı şu arkadaşları tokatlayıp devam edeceğiz. Güzel. %50 şansa ulaşabiliriz diye düşünüyorum bugün ama emin değilim. Geçen sefer ulaşamamıştık. Evet, yine dayak yiyorum. Tamam, bunu da hallettik. Şimdi %20 şansla deneyeyim mi yoksa iki tane daha gider miyiz? Bence bir ödülü alsak mı? Devam edelim ya da ödülü alayım. Dayanıklık dövüşünü bitirdim ve ödülleri aldın. Parça bulamadım galiba yine. Harika, zırhın alt parçası. Aa, bulmuşum. Süper. Bak şurada da zırh tamamlanıyor gördüğünüz gibi ufak ufak. Sürekli bunu yapacağız anlaşılan. Tamam, hızlandırıyorum buraları. Yok, ne yazık ki bunu dövemiyoruz ya hiçbir şekilde. İlla çevikliğe vuran birkaç özellik alıp onları geliştirmemiz lazım. Yapacak bir şey yok. Şimdi uyuyacağız. Sağlığımız artacak. Yani oyun şu noktada sadece antrenmana döndü. Öyle söyleyeyim. Başka bir olay kalmadı gibi. O yüzden ben de full antrenman yapacağım. Şu arkadaşla konuşsak. Aha, film çek. Kariyer yapacağım buradan. Reklamlarda oyna, parti ver. Ne yapalım? Parti verelim. Zaten çok param var. Hadi parti. Başladım. Şimdi parti vererek ünümü artırıyorum ve bu sayede de önümüzdeki dövüşe katılacağım. Tamam, mantıklı. Partiyi verdik. Ve şu anda ünüm arttı mı bakayım. Evet, ünüm artmış. Hemen bir şey daha yapalım. Film çek ama elimdeki 200'ü de vermem gerekiyor. Neyse, vereyim ya. 50 dolara bir şeyler yaparız. Bunu mu döveceğim? Hemen döveyim. Evet, film ayağına gerçekten dövdük. Niye devam ediyorum? Ha, bir de böyle bir şey var. Tamam, buna da devam. Yok ettim. Hadi. Düş artık. Güzel. 200'e kadar gitmek istiyorum yine ama çok zor ya. Keşke zorlamasaydım. Neyse, başladık bir kere. Hadi bir tane daha vur. Şunu hızlıca halledelim. Güzel. Bence 87 canla bir kişiyi daha döveceğiz gibi hissettim. 5, 10, 12. Hadi bakalım. Lütfen dayak yeme. Çok güzel. Biraz daha. İyisin. Hadi, bitiyor enerjisi. Hadi. Tamam, bunu da dövdük. Şimdi ben burada ödülümü alırım. Buraya zorlamayacağım. Ver bakalım. 300 dolar, 15 işte yetenek puanı ve 200 ün aldık.
Şimdi yetenek ağacımıza hızlıca bir bakalım. Ayının yolu. Ne yapacaktık? Biz buradan gitmiştik. Acımasız saldırganlık. Savunma yeteneklerini, blokları, kaçışları ya da karşı saldırıları kullanamazsın. %20 daha fazla hasar verirsin. Olur. Son olarak da bunu açacağız zaten ve burayı tamamlayacağız. Yani tamamlamış olmuyoruz tam olarak ama anladınız. Sağlığım tamamen gittiği için biraz daha uyuyayım. Sonra son antrenmanlarımı yapıp bunları 7'ye tamamlayacağım. Gidip iksir alacağım. Ve ardından dövüşe katılacağım. Dayanıklılık ve çeviklik 7 olsun. Artı buna 2 alacağız. Bu da 9'a çıkacak böylelikle. Ve sonra rakibimizi döveriz diye tahmin ediyorum. Ayrıca artık blok yeteneğini kullanmak zorunda değiliz. Galiba zaten takmıyorduk. İyi oldu. Ve çevikliğimiz de 7 olmak üzere ve oldu. Tamam. Şimdi hemen gidelim. Ya şınav çekme, gidelim gidelim. Hadi kalk. Heh. Şuradan iksirimizi alalım. Gel bakalım. Çok da iyi görünmüyorsun. Bu arada kiram yine arttı. Bu yüzden iksirler biraz... Lan yeter artık. Şaka mı yapıyorsun? Hayır, tamamen ciddiyim. Bu arada aldığın iksirlere gelirsek... boş ver. Ya bak, yan etkisi falan var, bir şey deme bana. Neyse, ver bakalım. 8 oldu. 9 olması gerekmiyor muydu ya? Neyse aman, bir daha da almayacağım. Şimdi ilk dövüşümüze gitmeye hazırız. Acaba enerjimi de mi fullesem ya? Fulleyim. Şuradan bir kahve içelim. Bu bize yeter. Hadi bakalım. 11, 14, 12. Artık bu savunma ve şu kısımlar tamamen geçti. Galiba bunu açmamız kötü oldu. Çünkü bizim saldırı geçme yeteneğimiz tamamen gitti. Evet. Sanırım öyle oldu. O zaman ben şu aspiratörü takıyorum. Bakalım. Ne kadar işe yarayacak. Artık enerjimiz çok hızlı gidecek bu arada, onu söyleyeyim. Yanlış bir tercih yapmış olabiliriz bu anlamda. Neyse, bunu dövdük. Bunu geri alamayacağız değil mi? Evet, zaten açık ve geri alamayacağız. Neyse, bir yola girdik artık ya, bakalım. 800 puana ulaşmamız gerekiyor şimdi. O yüzden ne yapalım? Markalı ürünler. Hadi markalı ürünler şey yapalım. Ya da reklamda oynayalım. Başla bakalım. 750 dolarda para alacağım ha. Süper. Ama işte bunu yaparken de yıldız harcadık. O zaman ben bunu yapıp yapıp bunu kazanırım. Yani bu şekilde bitiririm komple. Çok yorgun olduğun için çalışamazsın. Tamam, enerji. O para boşa gittiyse ama. Heh, devam et. Tamam, 150 daha kazandık. Bir parti daha verelim. Güzel. Ne oldu? 575. Bir parti daha veririz o zaman. Enerjim bitti. Sadece parti vererek ben o zaman bu işi çözüyorum. Partiye devam. Evet, sihirli ateş etkisi de sonunda geldi. Bir daha da iksir almayacağım. Partimizi bitirdik. Güzel. 575 puan olduk. Hala yeterli değil maalesef. Şu gösterişi yapalım mı? Hadi buna kat. Ha, bunları satın alıyorum böyle. Tamam. Artı %20 daha fazla gelecek. Bu da gelirimi yükseltiyor. Gerek var mı gelirimi yükseltmeye? Hadi vardır diyelim, alalım. Şimdi bunu harca, bir reklamda oynayalım. Enerjimiz bitti, enerji toplayalım. Ya oyun çok monotonlaştı şu anda ve bir sürü iş var yapmamız gereken. Ama tabii hep aynı şeyler. O yüzden bu kısımları da böyle bol bol keseceğim. Şimdi diğer dövüşe gitmeye hazırız ama şöyle bir yeteneklere bakacak olursak Bruce Lee ile kapışacağız. 3-17-8 ya, bunun için işte tam ihtiyacımız olan şey çevikliği azaltan yetenekler ama... O da bizde yok. Neyse, yine de dövebileceğimize inanıyorum. Sadece iyi bir antrenman yapmamız lazım. Ya kayıt birdenbire buna döndü. Mikrofonu düşürdüm, anlık böyle elim çarptı ama kaydetmeye devam ediyordu. Sonra baktım, kurguda bu şekilde kaydetmiş sesin geri kalanını. Neyse, çok önemli bir şey olmadı. Burada Bruce Lee'ye bir gönderme var zaten, görüyorsunuz. Neyse, onunla olan dövüşümüzü kazandık. Sonrasında hiçbir dövüş kazanamadık. Yani robotlarda bile fazla ilerleyemiyoruz artık, enerjimizi yenileyemediğimiz için. O yeteneği almak bizim için berbat oldu, çok kötü oldu, mahvetti bize. Yani önümüzdeki bölüm şöyle bir yarım saat, bir saat ben sadece yetenek kasıp bu gücü falan da 18'e belki 19'a çıkarıp diğerlerini de işte 10-11 falan yaparsam o şekilde kazanırız diye düşünüyorum. Ama şimdilik çok bir şey yapamayacağım. Zaten işe yetişmem lazım. Direkt
bu kaydı bitirip çıkacağım. Hatta bu videoyu da akşam 10 gibi anca yüklerim. Yetiştiremiyorum çünkü. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Öptüm, bay bay.